Sakarya'dan Mehmet. Size sorum şu şekilde olacak. Umutsuzluğa kapıldığımızda acaba kendimizi ferahlatmamızın yolları nelerdir? Bunun hakkında sizden yardım istiyorum. Mehmet, bir kere çok yakışıklısın. Bir de bayağı güzelsin. Çok çok güzelsin. Çok nurlu yüzün. Çok düzgün hatların. Bayağı güzel bir insansın. Allah sana uzun ömür versin. Hafif sakal da iyi olmuş. Saç tıraşın da güzel. O çantası mı o? Evet. Sırt çantası. Herhalde öğrenci. Evet. Güzel yüzün bak, eğer ümitsizliğe kapılacaksa peygamber kapılması gerekirdi. Koskoca küfür ordusunun içine girdi. Yani yaklaşık 1200 kişi falan. Çok kalabalık. Kılıç var üstünde, elbisesi var yani, zırh falan da yok. Amaçlar onu şehit etmek. Bir saat, 1,5 saat hatta onların arasında kaldı. Mücadele etti. Hiçbir şey olmadan çıktı aralarından. Bu ne bu? Bütün o devrin adamları hepsi yazıyor yani. O devrin de kabul ettiği, tarihin de kabul ettiği. Herkesin bildiği meşhur bir vaka. Atatürk diyor rahmetli, sırf bu yeter diyor peygamberliği için diyor. Deli olup başka bir şey gerek yok diyor. Başka bir açıklaması yok bunun diyor. Ya kardeşim, 5 kişi olsa bile kurtulamaz. 5 kişi. 5 silahlı adamın arasına birisi girdi mi bitti. Yani adamlar it sürüsü gibi. Onların arasına dalıyor. Ve hiçbir şey olmuyor. En zor zannettiğiniz şeyler bile en gerekli olan şeylerdir. Yani en ümitsizliğe kapılacağınız şeyler Allah için en değerli olan anlardır. Orada eğer Allah'tan yana tavır alırsanız çok mükemmel olur. Yani Allah'ın sevgisi üzerinize olur. Yani en kaçırılmaması gereken en değerli anlardır. Ve onlardan da hiçbir şey çıkmaz. Boş yere kendilerini sıkıyorlar. Hiçbir şey çıkmaz. Bak ben 65 yaşındayım. Başıma gelmedik bela kalmamıştır. Yani hapishane, tımarhane, işte suikastler falan. Ben hiçbirini zor görmedim. Yani hiçbirini zor görmedim. Mesela tımarhaneyi de zor görmedim. Hapishaneyi de zor görmedim. Hepsini çok makul gördüm. Hatta ben Allah'ın hapishane özel hazırladığını bildiğim için tımarhaneden dönüşte hapishaneye getirdiler. Baktım benim koridora, oradaki yastıkları falan yırtmışlar. Akıl hastaları var orada koridorda, oradaki şey bulunan bölümde. Yerler hep saman. Yastıklar, yani yatakların içi zaten samandan oluşuyor. Öyle bir hapishane. Yani rezalet. Ya çok ilkel bir görünüm var. Çok eski bir hapishane. Baktım tavandan birkaç ampul sarkıyor böyle. Soluk ışıklı. Orada mahkum yaşlı bir amca. Bir pijama giymiş, çekmiş pijaması da buralara kadar, eski pijama. Üstünde atlet, bana bakıyor saf saf böyle. Oradan bir deli bağırıyor. Ben görünce güldüm. Niye? Çünkü özel yapılmış, Allah'ın yaptığı belli. Yani mizansen olduğunu bildiğim için, Allah'ın özel yarattığını bildiğim için güldüm. Ve hoşuma gitti. Nereye gitsem ben bundan kaçıyorum. Mesela ayağıma zincir vurdular, eridim bittim yani. Acayip hoşuma gitti. Tam aradığım. 45 gün inşaat zinciri ayağımda. Ya dehşet bir şey yani. Bir insan bunu nerede elde edebilir ya bu? Yani özel rica etsem bile adam gelip ayağına sana zincir vurmaz yani ayağına. Değil mi? Ve doğal olması bunun çok güzel. 85 gün ayağımda 45 gün ayağımda zincirle. Tabii muhteşem. Zincir de kısaydı, o da çok hoşuma gitti. Orada subay var, dedim ki, bakın şimdi ben yataktan indim dedim. Namaz kılmam mümkün olmuyor, görüyorsunuz dedim yani. Ayağım havada kalıyor dedim, böyle olmuyor dedim.
bir 50 santim daha zincir. Yönetmelikte yok dedi. Bayağı uğraştırdı. Sonunda 50 santim zinciri kabul etti, getirdi. Onu ilave ettiler. Şakır şakır ayağımda zincirinden gezdik. 45 gün. Kapalı hücre. Bir de kardeşim şimdi, tamam ayağına zincir olabilir ama ne şartta adamı sen sokağa bırakmıştırsın. Yanında işte bir muhafız vermiştirsin, gidiyordur falan. Hani kaçmasın diye akıl alır. Benim bulunduğum yer 2,5 metreye 1,5 metre bir hücre. Penceresi şu kadar. 30 santime 30 santim penceresi var. Kapı çelik kapı. Evet. Yani böyle yaklaşık 10 santim kalınlığında demirden oluşmuş. Demirden oluşmuş. Kafes var. Yani benim buradan çıkmam mucize yani. Değil mi? Yürüyerek çıkacak halim yok herhalde. Bir tane daha var ayrıca. Yani o salon kısmına geçilen yerde ayrıca çelik kapı var. Demir parmaklık. Ha. Yine girişte ayrıca bir tane daha demir kapı var. Bir de ana girişinde yeniden yine demir kapı var. Ya zorunuza ne oluyor bu? Zincirin hikmeti nedir? Yani ben anlayamadım. İşte mucize yani. Evet. Çok özel olduğu belli. Ya yoksa orada hücredesin zaten. Hücrede ne alaka ayağında zincir? Niye olsun? Evet. Sen desen ki işte ben ümitsizliğe kapıldım. Benim çok hoşuma gitti. Ümitsizlik olur mu orada? Yani sana Allah özel ikram yapıyor sana. Nimet bak ben nereden alıp beni Allah nereye getiriyor? İstanbul'a getiriyor. Ve ayağa zincir. Yani bu milyarda bir adamın ancak düşebilir böyle bir imkan ya. Ya muazzam bir nimet. Muazzam bir özellik yani. Dolayısıyla oradaki hayır kısmını görmek lazım, hikmet kısmını görmek lazım. Güçlü bir imtihan olduğunu görüyoruz. Yani bu görüntü içerisinde öyle. Ama bak ben işin sırrını biraz söyleyeyim. Bedene sahip çıkmak çok yanlış bir şey. Bedene sahip çıkılması konu kökünden biter. Yani o asıl insanların acı çekmesinin nedeni ne? O. Yani bedene sahip çıkmadığı an konu kökünden biter. Yani çılgınca sahip çıkıldığı için bedene. Halbuki Allah'a ait beden. Yani net Allah'a ait. Ya sen ne alaka sahip çıkıyorsun? Ruhun da Allah'a ait, bedenin de Allah'a ait. O sahip çıkma, bu yanlış işte. Yani sahip çıkılması konu biter. Evet dinliyorum. Adnan Bey bahsettiğiniz 14A koğuşunun akıl hastanesinde resimleri var. 14A evet. Şurası evet. Duvarlar böyle evet, yüksek. Evet. Evet. Gri bakın her yer böyle. Burası lüks kısmı. Bak orada eşyaları bir daha göreyim. Tabii. Bak masalar falan var. Evet. Öyle bir konu yok orada. Orada sadece yataklar var. Evet. Yatağın dışında hiçbir cisim yok. Dolap, raf, öyle bir olay yok. Yataklar da İkinci Dünya Harbi'nden kalma yataklar. Bu yani Somya tarzında. Üstünde bir şilte. Şey rengi böyle haki renkli bir şilte var. Bir de çarşafın üstünde işte bir şilte daha, yani ince bir şey daha. Kalan hastalardan da evet, örnekler görebiliriz. Evet, genelde bu tarz. 10 ay bunlarla ben kaldım. Ve hiçbir şekilde de ümitsizlik falan olmadı. Gelen hemşireler bayılıyorlardı. Doktorla falan fenalık geçiriyorlardı. Bak aslana bak ya. Kabadayı'ya bak yani maşallah. Bunlar da en iyi arkadaşlarım diye. Yani 25-30 yıllık böyle oranın müdavimiydi bunlar. Ama akıl hastaları çok güzel uyurlar ya. Çok mazlumlar. Çok eski oluyor onlar orada öyle. Yani 1-2 yıllık, 3 yıllık değil.
Ayrıca akıl hastanesinde sizin kimseyle, başka hiçbir hasta uygulanmadığı şekilde sizin kimseyle görüşmenize de izin verilmemişti. Yazısı şu şekilde: Adnan Oktar isimli hastanın, sizi tenzih ederim, Medeha Oktar annesi, Kenan Oktar kardeşi, Vehbi kahveci avukatı haricinde kesinlikle ziyareti ve telefon görüşmesi yasaktır. Ayrıca kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır. Servis sorumlu hemşire Filiz Akpınar. Evet. Bütün cinayet işlemiş akıl hastaları dahil hepsi bahçeye çıkıyordu. Bana yasaktı. Asla çıkmayacaksın dediler. Niye dedim? Etkiliyorsun herkesi diyorlar. Ya akıl hastası nasıl etkiler adamı ya? Allah Allah. Bütün doktorları etkiliyorsun dedim. Etkin altında kalıyorlar. Onun için doktorlar da tedavi için gelmez zaten dedim. Yani doktor, hayır görüşmeyeceksin dedi yıldan sonra. Okula gelen stajyer öğrenciler vardı. Onlarla da görüşmeyeceksin dedi. Hemşirelerle de görüşmeyeceksin dedi. Allah Allah. Kimden görüşeyim dedim. Bak akıl, buradaki hastalarla görüş dedim. Ya dedim, görüyorsun bunların halini, konuşamıyorlar bile dedim. Acayip sesler çıkarıyorlar. O zaman git odana dedi, düşün. Ben buraya niye geldim diye dedi. Onu düşün dedim. Burada bütün faaliyetlerini kesin bitireceksin dedi. Yani faaliyetlerini, çalışmanı durduracaksın. Yoksa seni buradan ömür boyu çıkartmam dedim. Ya akıl hastasıyla böyle konuşulur mu? Pazarlık yapıyor benden. Doktorlarına görüşmedi. Psikolog kız vardı, ona gönderdiler. Konuştuk böyle bir saat, bir buçuk saat falan. Hakikaten etkilendi, ben gördüm. Acayip sinirlendi. Dedik, beni etkiliyorsun sen dedi, bir daha görüşmeyeceğim dedi. Yani göğe ben seni dedi, etkileyeceğim dedi ama sen beni etkiliyorsun. Etkin altında kaldım dedi. Bunu istemiyorum ben dedim. Yani ertesi gün söyledi. O gün konuştuk. Karşılaştım yolda. Geleyim mi yine dedim. Hayır görüşmeyeceğim dedi. Beni etkiliyorsun sen dedi. Ama o, güzeldi bayağı. O döneme ait bir gazete küpüründe Adnan Bey, kafeteryada oturan doktorlar onu görünce selam verip saygıyla gülümsediler İfadesi yer alıyor. Evet. Benim bir ara doktorlar böyle bir amfiye çağırdılar. Çaka çaka doktor dolu böyle. Ben içeri girdim, hepsi birden ayağa kalktı ama böyle bir ses meydanı gibi hani yürürürür diye şey yapıyor böyle ses yani. Estağfurullah buyurun bana oturun. Büyük bir heyecanla beni dinliyorlar. Ben yani konuları anlatıyordum. Yani bu Darwinizm olsun, diğer konularda olsun. Yani nefesleri kesildi. Benden gizli kaçama konuşuyordu doktorlar, korkuyorlardı. Mesela akşam olunca çağırıyorlardı, böyle onların doktorlar odası vardı, oraya toplanıyorlardı. Oraya çağırıp, buyurun hocam, çay falan yapıp çağırıyorlardı. Yani ben böyle akıl hastası görmedim. Yani tarih de görmemiştir, evet. Biz de görmedik yani. Yataklar berbattı yani, böyle bir şilte veya üstüne bir şilte daha koyuyorlardı. Pek battaniye falan olmuyordu, öyle yatıyordu hastalar onun üstünde. Battaniye çok nadir oluyordu. Dümdüz yani, hiçbir şey yok.